Bilinmeyenlerdir gözümüzde büyüyen. Bilinmeyenlerdir ruhumuzda yükselen. Bilinmeden değişir, yükselir güneş. Bilinmeden kucaklar, ay ve yıldızlar. Altında insanoğlu bilinmeden yaşar. Bilinir olmak için ortaya koyduklarıyla. Ve bilinir olma çabasına tarih derler. Tüm çağlar ve kayıp giden zamanlar boyunca. Akdeniz'den İstanbul'a uzanan bir yolculukta, her gün binlerce aracın, on binlerce insanın gelip geçtiği, adını Ege bölgesinin en önemli Türkmen beyliği olan, Saruhanoğulları Beyliği'nden alan, verimli, şirin ve çalışkan bir ilçe, Saruhanlı. İzmir İstanbul Karayolu üzerinde Manisa merkeze 19 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Saruhanlı 890 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip. Gediz Nehri'nin önemli bir kolu olan Kumçayı ilçenin kenarından geçmekte. Saruhanlı Türkiye'nin en verimli topraklarından Gediz Ovası üzerinde kurulmanın ayrıcalığına sahip bir ilçe. İlçenin adı ilk kez 1800'lü yıllarda Cevat Paşa tarihinde geçiyor. Manisa'nın Lidya hakimiyeti altında bulunduğu M.Ö. 546 yılında Kirus tarafından mağlup edilmesinden sonra 2 asır boyunca İran hakimiyeti altında bulunduğu bilinmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Makedonya, Roma ve Bizans yönetiminde olan bu topraklar daha sonra Selçuklular, Saruhanoğulları Beyliği ve Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Lidyalılardan bu yana tarihe tanıklık etmiş Saruhanlı ilçesi, Saruhanoğulları Beyliği'nin bulunduğu Manisa sancağına 8 kilometre uzaklıkta kurulmuştur. Saruhanlı tarihi ve Manisa tarihi birbirinden ayrılamayacak bir zaman ve mekan ilişkisi içerisindedir. Saruhanlı'nın bereketli toprakları ve ekilir alanları kendi dışındaki yerleşim alanlarını tanzim etmiştir. Bugüne kadar gözden kaçan nokta, Manisa'daki yerleşim biçimini etkileyen faktörlerden birisinin de Saruhanlı'nın bu özelliği olmasıdır. Saruhanlı ilçesinin verimli topraklara sahip olması kısa zamanda nüfus artışını sağlamıştır. 1945 yılında Bucak Teşkilatı, 1953 yılında 100 haneli Yılmaz Köyü ile birleşerek belediye teşkilatı kurulmuştur. 1 Nisan 1959 tarihinde Saruhanlı merkez olmak üzere ilçe merkezi haline gelmiştir. İlçe nüfusunun %10'u yerli halktan, %60'ı Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yugoslavya asıllı göçmenlerden, %30'u Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgelerden gelip yerleşenlerden oluşmaktadır. Saruhanlı ilçesi 14 belediye ile Türkiye'de en çok belediyesi olan ilçelerden biridir. Saruhanlı
kanlı, kayıp tarihin gizemli büyüsünü verimli topraklarında yaşayan ayrıcalıklı bir ilçe. Tarihin bilinmeyen sayfalarındaki bilinmeyen kahramanları ağırlıyor bağrında. Topraklar bilinmeyenin kudretini gözler önüne seren tarihin kanıtlarını hala bir nişan gibi saklamaktadır. Dedelerimizden, babalarımızdan duyduğumuz kadarıyla dediğim mütevellinin çayı geçince mütevelliye tam çıkacağın zaman yolun şey tarafında, sağ tarafında bir tepe vardır. Türk askerinden kaçan Yunan işgal kuvvetlerine ait batarya, Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Hacı Rahman beldesine top atışı başlatmıştır. Bu top mermilerinden bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Çarşı Camisi'ne isabet etmiştir. Cami cemaati içerideyken isabet ettirilebiliyor ama Allah tarafından patlamamış oluyor yani. Ve patlamamıştır mermi cami duvarına saplandığı yerde. Unutmamıştır inananlar bilinmeyenin kudretini. Ve duvara şu ibare asılmıştır. Yüce Allah'ın takdiri. Bu bomba duvara girip patlamamıştır. Saruhanlı'ya yolunuz düştüğünde bu mucizevi olaya ait top mermisini görmek için mutlaka uğrayın. Unutmak tükenmektir. Tarihin bembeyaz sayfalarında karanlık bir bitiş gibi. Bu yüzden bu ilçe bilinmeyenlerini unutmamıştır. Karanlıktan aydınlığa bir doğuş gibi. İzmir-Bandırma ve İzmir-Ankara hattında seyreden trenlerin duraklarından biri de Saruhanlı. Batı'yı Anadolu'ya bağlayan demiryolu ilçenin içinden geçmekte. Bugün kendi kaynaklarını kullanmak ve ekonomik değerini artırmak için bölgede bağcılık çalışmalarına ağırlık vermiştir. İlçedeki en önemli ekonomik unsur üzümdür.
Dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra mısır ve domates gibi ürünler de ilçeye ekonomik olarak artı değer katmaktadır. Salı günü ilçe merkezinde pazar kurulmaktadır. Soroğanlı'da son 5 yıl içerisinde belediyecilik anlayışındaki değişimle birlikte yıllardır çözülemeyen birçok sorun çözülmüş ve çözülmeye devam etmektedir. Soroğanlı Belediye Başkanı olarak Soroğanlı ilçesini bir yerlere götürebilmek adına, bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere getirebilmek adına ve yaşamış olduğu sorunları çözmek adına 2004 yılında göreve geldiğimizden itibaren çok ciddi projelerin altına imzalar attık. İlçemizin dört bir tarafından geçen sulama kanalları ve tahliye kanallarımız mevcut. Bunlar hem çevre sağlığı ve halk sağlığı yönünden ciddi tehditler oluşturuyordu, hem de görüntü kirliliği oluşturuyordu. Bu kapsamda bizler belediye olarak ilçe merkezinden geçen bu kanalların ıslah edilmesi ve kapatılması ile ilgili olarak devlet su işleri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda onların gösterdiği yolda uygun şekilde kapatılmasını sağladık. Üzerine gençlerimizin ve halkımızın kullanılabileceği sosyal tesisler oluşturduk. Bu kapsamda özellikle askerlik şubemizin arka tarafında yaklaşık 350 metre mesafede kapattığımız kanal ve çevresinde oluşan belediyemize ait arsalar üzerinde halı sahamız, basketbol sahalarımız, tenis kortlarımız, yürüme yollarımız, çocuk oyun parklarımız, düğün salonumuz, yüzme havuzumuz, fitness salonlarımızla tam bütün ilçemize hizmet verebilecek bir sosyal aktivite merkezi, hatta bir kompleks haline getirdiğimiz tesislerimiz oluştu. Gençlerimize özellikle spor yapabileceği birçok kompleks serbest sahaları oluşturduk. İlçemizin ekonomisi tamamen tarıma dayalı bir ekonomi. Toplumumuz bu tarım ekonomisinin içerisinde bazen kısır döngüye giriyor ve ciddi ekonomik sıkıntılar ilçemizde hissediliyor. Bunu giderebilmek adına ilçemizde özellikle tarımda yetişen ürünlerimizi işleyecek işletmelerin burada açılmasını istiyoruz. Bununla ilgili ciddi girişimlerimiz oldu. Zaten ilçemizde mevcut olan bazı işletmelerimiz var. Bunlar özellikle kuru üzüm işletmelerimiz,
kuru domates işletmelerimiz, konserve işletmelerimiz. Bunlar ilçemizin ekonomisine katkı sağlayan kuruluşlar. Bizim ilçemizin kuruluş aşamasında olmazsa olmaz mahallemiz olan Yılmaz Mahallemiz maalesef şu ana kadar yeteri kadar hizmet almamıştı. Bu mahallemize çevre düzenlemeleri kapsamında meydan çalışmalarımızı tamamladık ve içerisinde yaklaşık tekrar orada bir çarşı oluşabilecek şekilde 6 tane dükkan inşa ederek dükkanlarımızı kiraya verdik. Bu mahallemiz bu hizmetleri hak ediyordu. Ciddi şekilde ilçemizde aksamalara neden olan temizlik işleriyle ilgili olarak tamamen özelleşmesini sağladık. Gerçekten buradan çok iyi sonuçlar aldık. Daha öncesinde 3 günde bir konteyner toplanabilirken şu anda günde gerekirse 2 kez toplanabilir hale getirdik. Yine yapılanma içerisinde itfaiyemiz maalesef şehrin herhangi bir yerinde, merkezinde, şu andaki hizmet binasının içerisinde çok kötü şartlarda duruyordu. Biz bu itfaiye binamızla ilgili olarak sanayi bölgemizde bir yer tespit ettik ve kendisine ait müstakil bir itfaiye hizmet binası oluşturduk. İtfaiyemize ait aracımız sorunlar çıkarmaya başlamıştı, ekonomik ömrünü doldurmaya başlamıştı. Bununla ilgili olarak da ekipmanlarını tamamen yeniledik ve en az 10 yıl sorun çıkarmayacak şekilde hizmet etmeye devam edecektir. Hizmet binamız konusunda ciddi sıkıntılarımız vardı, belediye hizmet binası konusunda. Daha önceden il özel idaresinden alınan binamızı tadilat yaparak içerisine çok ergonomik şekilde kullanımını hazırlayarak vatandaşlarımızın ve personelimizin kullanımını sunduk. İlçemizin önemli eksikliklerinden bir tanesiydi otel ve terminal binasıydı. Bunların da ilçemize kazandırılmasını sağladık. İlçemize konferans salonu, sinema salonu, seminer salonları, ayrıca eğitim salonu, fuaye salonlarında resim ve fotoğraf sergilerinin yapılabileceği çok amaçlı bir kültür merkezi kazandırdık. Önemli eksikliklerinden bir tanesini daha gidermiş oluyoruz. Serhan'ı çok güzel bir iş başarmış. Tekrar tebrikler. Hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum. ...1984 yılında yapılmış olan bir asfalt plantımız vardı. Maalesef bu ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Bunun da artık tekrar yenilenmesi, bir revizyona girmesi gerekiyordu. 25 yılında buranın ihalesini yaparak, revizyonu giderek asfalt plantımızı komple yeniledik ve saatte 40 ton kapasiteli üretir bir asfalt planti haline getirdik. Bu şunun için önemliydi. Şu ana kadar yollarımızla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmadık. Çünkü kanalizasyon işi yapılacağı için yollarımız kazılacak ve bu yolların tümü komple tekrar bu asfalt plantımız sayesinde çok güzel yollar haline gelecek. Öncelikle kanalizasyon sorununu çözebilmek adına merkezi hükümetimizle ciddi görüşmeler yaptık. Ve en sonunda 1/4'ünü hibe şeklinde, 1/4'ünü de kredi şeklinde ilçemizin bu kanalizasyon yapımı için kaynaklarımızı bulduk ve 12 Ocak 2009 tarihinde ihalesini gerçekleştirdik. Bu bizim ilçemizin geleceği açısından çok önemliydi. Su şebeke sistemleriyle ilgili yenilenmeler, kanal ıslah çalışmaları bu süreç içerisinde tamamlanacaktı. Bunlar çok önemli. Eğer bunlar olmuş olsaydı Saranlı şu anda çok daha farklı yerlere gelmiş olurdu. Fakat bunlar hep günübirlik çözümlerle ertelendiği için bugünlere kadar gelmiş ve Saranlı daha büyük işlerin yapılmasının önüne geçilmiştir. Bizler inşallah bunları bu aşamaları getirdik. Önümüzdeki süreç içerisinde daha da bu işlemler bittikten sonra Saranlı çok daha iyi yerlere gelecek.